Herkese merhaba, İzmir'e dair TV'nin sevgili izleyicileri. Ben Aydan Kumral Yümer, yerel yönetim uzmanı ve aynı zamanda aile ve sosyal yaşam danışmanıyım. Lokomotif Kadınlar ismini verdiğimiz bu programda sizlere İzmir'in ve çevre illerin, ilçelerin lider, girişimci, rol model olmuş kadınlarını sizlerle buluşturmayı hedefledik. Ve bu ilk programda sevgili konuğum Gülfer Keskin Ödemiş'ten bizlerle beraber. Hoş geldin sevgili. Çok teşekkür ederim. Çok gururlandım. Lider kadınlar deyince hoşuma da gitti. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. İkiletmeden daha ilk telefonda davetimi söyler söylemez kabul etmen beni onurlandırdı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aklınıza gelmişsiniz. İlk konuk beni alıyorsunuz. Ben nasıl hayır diyebilirim? Teşekkür ederim. Evet sevgili Gülfer, biraz tanıyabilir miyiz seni? Matematik öğretmeni olduğunu biliyorum ama tabii bugün asıl burada Ödemiş Kadın Kooperatifi'nin kurucu üyesi olarak nereden, nasıl başladı, ne yaptın, nereden geldi aklına bu yolculuk? Anlatabilir misin biraz? Ben şeyi söylüyorum aslında, işimiz kadın, gücümüz kadın. Bu sloganı seviyorum. İşimiz ipek, kadın, gücümüz kadın. İşimiz ipek, gücümüz ipek. Bu sloganları seviyorum. Yani kadınlar için bir şeyler yapılması gerekiyor. Bir 2004-2005 yıllarında işte bir gece o zaman İzmir'de çalışıyorum öğretmenim. Neden artık Ödemiş'te ipek yapılmıyor diye bir internette şöyle dolaştığımda hakikaten de ipek artık yetiştirilmiyordu. İpek böceği yetiştirilmiyordu. İşte öyle bir başladı. Koza birlikte falan. Coğrafi tescil işareti ama var değil mi Ödemiş ipeği? Ödemiş ipeğinin alındı. Yok, hayır. Yani alınmadı ama alınacak herhalde. Ticaret odasıyla öyle bir görüşmeler yapmıştık. Hı-hı. İpek, yani okullarda ben eksiğim aslında. Ben üretmeyi seviyorum. Hani o biraz prosedür gerektiren şeyler. Ama ticaret odası bunun için başvuru yapacaktı. Umarım yapmıştır. İşte 2004-2005 yılından beri işte ipeğe. Bir de ben şeyi söylüyorum, ipek bulaşıcı. İpeğe bulaşınca ipekten kopamıyorsunuz. Bir de şöyle, yani bana göre en güzel liflerden bir tanesi. Yani ipekle dokuma yapabiliyorsunuz, oya yapabiliyorsunuz, tığ yapabiliyorsunuz, iğne oyası yapabiliyorsunuz, boyuyorsunuz, başka bir şey oluyor. Hiçbir lif bu kadar hareketli değil. Yani bir de kadınların ruhuna en güzel böyle dokunan işte, tabii, kumaş yapısı ipek, bu. Kadına yakışır, ipek. Kadın evet. İpeğe yakışır. Güzel bir slogan oldu. Evet, bence de kadın, yani ağırlıklı olarak zaten geçmişte de öyle olmuş. İpek kadın faaliyet alanı. İşte evde ipek böceği yetiştirmiş kadınlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 120 tona kadar Küçük Menderes Havzası'nda 120 ton civarında yaş koza teslim edilmiş. Bizim işte bu çalışmalara başladığımızda en fazla yetiştirebildiğimiz 8 tondu. Şu an 8 ton bile değil. Üzülüyorum açıkçası. Ödemiş ipeği sanıyorum coğrafyanın etkisiyle kaliteli. Bunu Koza Birlik'teki arkadaşlar da söylemişti. Hani Bursalılar duymasın. Bursa ipeği iyidir, güzeldir ama Ödemiş ipeği başkadır demişlerdi. Zaten biraz da o harekete geçirdi bizi. İyi oldu. Yani beni zenginleştirdi diyorum. Yani çok şey öğrendim. İşte kadınlarla çalışmayı öğrendim. Sizinle tanıştım. Kadın çalışmalarında çok güzel şeyler yaptık sizinle. Evet, güzeldi. Ben de sizleri tanımış olmaktan çok mutluyum. Yani kamu hayatımı yeni sonlandırdım. İşte baki kalan kubbeden hostadaymış. Sizler de bana hostada olarak kalanlardansınız. Peki kooperatife giden yoldan biraz bahsedelim. Şimdi şöyle, önce ipek böceğini yaygınlaştırmak istedik. Biz Birgi'de başladık. Birgi'de çok da hoş anılarım var benim orada aslında. Birgi Belediyesi'ndeki, o zaman tabii Ödemiş'in beldesi orası. Belediye başkanı arkadaşımız aynı zamanda. Orada çalışan kızımız var, Hatice. İşte onunla beraber ev ev dolaştık biz. İpek böceği yetiştirilmesi konusunda kadınları ikna etmeye çalıştık. Çok da hakikaten ilginç anılar var. İşte ben hep şeyi söylüyorum. Ben öğretmenim, öğretmen emeklisiyim. Benim için çocuğumun matematiği önemli, Türkçesi önemli filan. İşte onlara belli bütçeler ayırıyoruz filan. Ben onlara şeyi söylüyorum kadınlara, işte bak çocuğun dersine, eğitimini takviye edersin. Bir arkadaş şey dedi, sen niye öyle söylüyorsun? Bilezik alırım desene dedi, işte küpe alırım filan.
Bu etkili oldu ama. Yani bak işte çocuk annene yardım ederse anne sana küpe alacak filan. İşte böyle böyle başlamıştık. Sonra böyle beldelerde, diğer beldelerde yaygınlaştırdık. Onların hassas noktalarından giderek. Evet. Yani aslında kötü bir şey miydi bilmiyorum. Yani herkesin değer yargıları daha farklı. İşte ben eğitime çok önem veriyorum. İşte çamaşır makinesi, belki de hani bulaşık makinesi, ama yani orada öncelik başka bir şey. Evet. Onun için işte böyle böyle başladık. Sonra ikinci ayağı, ama diğer beldelere de geçtik. Beydağ'da, Kiraz'da, Adagide, Adagüme, ben hala eski isimlerini söylüyorum. Şimdiki adı Konaklı ile Ovakent, ama ben o yeni isimlere de hayır diyorum aslında. Eski isimler önemliydi. Evet. İşte oralarda da yaptık filan. Sonra ikinci ayağı kooperatif kurulmalıydı. Belediyeye bir yazı gelmiş. İşte kadın kooperatifi kurulacak. Yıl kurucu kaçtı hocam? 2010'du sanıyorum. 2010, evet. Kooperatif kurulması 2010. İşte onun çünkü kurum... İzmir'deki ilk kadın kooperatiflerinden ben biri. Ben bir tanesi. Evet. İlk. Sonrasında zaten bizi de çok mutlu eden bir şekilde kadın girişim kooperatifleri İzmir'de baktığımız zaman çok hızlıca yol aldılar. Aslında ben o bir ara ürktüm. Yani bizi çok ziyarete geliyorlardı. Bizim ziyaretimize geliyorlardı. Kooperatifçilik zor tabii. Kolay değil. İşte biz İpek, bir faaliyet alanımız İpek. Ama herkes ne üreteceksiniz diye soruyordum. İşte çorap ören, işte kazak ören bir kooperatif kurmamalı. Herkesin yöresine, hı hı, özgü. Tabii. Mordoğan'da değil mi? Yasin, Nergis yetiştiriyor mesela. Bunda Karaburun. Evet, Karaburun. Karaburun. Yani mesela Nergis. Bu doğru bir yaklaşım. Festivalleri de var. Yani bir yörenizde Kavacık'tı galiba değil mi? Bir de Üzüm. Evet. Orası. Onlar da doğruydu. Yani yöredeki bir şeye de bir değere sahip çıkıp onun üzerinde bir çalışmalar, evet, yürütmek doğruydu. İşte çorap, evet, örerek bu çalışmalar olmaz. İşte biz de Ödemiş İpek'ine sahip çıkmaya çalıştık filan. Şöyle yani işte Ödemiş İpek'i, ama bizim önce kadınlarımız önce hayır dediler. Hani ipek yapalım dediğimiz zaman naylona alışmışlar. Ben de naylon hiç istemiyorum tabii. Çünkü ipekle yapılırsa bunun değeri yüksek. Bir de emeğinin karşılığı da, ipek de çok güzel görünüyor. Müzelerdeki örnekleri veriyorum ben hep. İşte 100 yıl önce yapılan, 150 yıl önce yapılan örnekler çok güzel, pırıl pırıl hala duruyorsa ipek olduğu için duruyor. İşte müzelere çok götürdük arkadaşları filan. Tamam dediler, işte hani ipek ama biz ya, naylonla yapmak istiyoruz. Tamam, bir tane naylonla yapın ama bir tane de bize ipekle yapın filan. Ondan sonra bilen kadınlarla bilmeyenleri buluşturduk. İpek bükmek önemli. Ödemiş İpeği'nin İnoyasa'nın güzel olmasının sebebi, onu bizim arkadaşlardan şeyi söylenir. İşte ipeği bükeceksin, tın tın yaparsa onun oyası güzel olur. Hmm. İşte bunu tın tın yapacak şekilde yapmayı bilmeyenlerle yapanları yani buluşturduk. Tın tın yapmak derken oradan bir ses mi çıkıyor hocam? Şimdi çorabın ucuna iğneyi takıyor. İpeğini işte oraya geçiriyor, ondan sonra büküyor. Şöyle yaparken tın tın ses geliyorsa o ipek olmuş, oyalık ipek olmuş anlamına gelirmiş. Yani bunları da ben o zaman öğrendim. Biz hatta Japon kadınlarla bizim öyle bir şey, kadınları buluşturduk müzede. Beden diliyle anlaştılar. Anlaştılar, oyaları gösterdiler nasıl yapıldığını. Ya onların kültürü bize yakınmış. Yani hoşlanıyorlar oya, bizim in oyalarında. Evet. İşte öyle başladı ama tabii bunu yaparken de şöyle bir şey oldu. Boyalı ipeğe ihtiyacımız oldu. Biz de sandıklardan çok ipek aldık. Arkadaşlardan, tanıdığımız insanlardan falan. Yöredeki yaşlı kadınların da sandıkları bu çok süreçte kıymetli. Değil mi? Katkıları tabii, tabii çok, oldu. Çok, çok. Onlardan çok şey öğrendik. Bir de beni çok gururlandıran şu Paris Moda Haftası ile ilgili bir şeyler vardı hocam. İspanya. İspanya mıydı? İlk profesyonel yaptığım işti o. Yani. Biraz bahsedebilir miyiz ondan? Şimdi ben ipek boyamadım. Yani şöyle bir şey. Yani ipek, beyaz ipek var. Boyalı ipeğe geçmek demek para demek. Bizim kooperatif olarak çok fazla paramız da yok. Kadın kooperatiflerinin zaten değil mi? Birinci paraları, belini büken şey biraz bu ekonomik. Ekonomik. Evet. Ama şöyle, zaten kadın kooperatifinin amacı ticari değil bence, bana göre. Ben oraları biraz birer okul gibi görüyorum. O kadın kooperatiflerinde sosyal
ve ekonomik anlamda güçlenmesini sağlıyor. Ekonomi bence bir araç, orada para kazanması bana göre bir araç. İkinci, üçüncü sırada geliyor evet, ama bence, yani kooperatifler gibi örgütlere katılım sağlayan kadınlardaki birinci güzel gelişme aslında onların sosyal yaşama katılımları, değil mi? Kendine güvenleri. Benim için kıymetlisi tabii o. Yani derneğe götüremiyorsun kadını, siyasi partilere götüremiyorsun kadını. Kadın kooperatiflerinde para kazandığı için kocası hayır demiyor. İzin veriyor. Evet. Yani orada para biraz araç, amaç değil. Evet. Yani bizim için araç ama yani işte kocası para kazandığı için artık sesini de çıkarmıyor filan. Onun için ben biraz okul olarak bakıyorum kadın kooperatifleri. Onun için evet, bu önemli ve sahip çıkılması gerekiyor. Evet hocam. Şimdi geldiği nokta ne? Şimdi boyalı ipek yani gerekiyordu. Boyalı ipek nasıl olacak? Boyalı ipek alsak çok pahalı filan. İşte biz kendimiz boyayalım dedik. Önce nelerde? İşte Birgi'deki kadınlarla görüştük. Soğan kabuğu, işte Minerva ile. Minerva diye ne olduğunu, Minerva'nın ne olduğunu ben aylarca öğrenemedim. Minerva diyorlar bize. O Minerva ne? Minerva'nın ağacı nerede? Bozdağlar'da. Nerede? Kimyasal hiçbir boya hiçbir şey yok maddesi tabii. Kullanmıyorsunuz. Yani şöyle kimyasal sende. Moru pancardan mı çıkarıyordunuz hocam? Minerva'dan. Minerva'dan. Kırmızıyı mı pancar? Yani yok, kırmızı Türk Rubia Tinctorum diye bizim bölgenin yani aslında Lidyalılardan beri ödemişte Hipapa. Ödemiş'in 3-4 kilometre kuzeyinde, kuzey batısında bir Lidyalı'nın önemli ikinci antik kenti. Orası battaniyeleriyle meşhur Lidyalılar. Hı hı. Orada dokuma çok yaygın. Benim çocukluğumda da çok yaygın zaten. Moru nasıl yapmış, kırmızıyı nasıl yapmış onları biraz böyle araştırınca bizim avantajımız şu oldu. Tabii birazcık da kurcalamayı, internet tabii çok hı hı. Sağ olsun çok iyi geliyor. Sağ olsun dedim bilmiyorum neyse. Neyse internette biraz meraklı olmak belki de önemli. Evet. İşte onu eşelerken gerçekten gönül koymak. İstemek. Yani, ben hep şeyi söylüyorum. Bir şeyi çok istiyorsanız yaparsınız. Evet. 2004-2005 yılından beri ne bileyim ben yani kendim ipeğin içinde buldum. Ama matematiğin çok katkısı da var. Bana matematiğin her alanda galiba değil mi? Hayatın her alanda. Ya analitik düşünme var. Herhalde sanıyorum o var. Bir bilgiyi başka bir yere transfer etme. İşte boya yaparken işte mor nelerden olur buluyorsun. İşte bunun içine ne karıştırırsam acaba ne olur? İşte mordan diye tabir ettiğimiz şeyler var. Aracı ipeğin tutunmasını sağlayan işte şap mesela. Hı-hı. Geçmişte kül suyu, kül durusu çok kullanılmış filan. İşte bunlarla bunları böyle kombine etmek, işte orada bence matematiğin çok katkısı oldu tahmin ediyorum. Evet. İşte bu son zamanda hocam Ege Üniversitesi ile sanıyorum değil mi bir işbirliğiniz var? Ege Moda Tekstil Tasarım Bölümüyle. Moda Tasarım Yüksek Okulu. Zinet Hoca, dünya tatlısı ve de şey yani projeci bir hoca. Onlar bir işte geldiler, müze gezisi falan yaptık. Tabii ben bizim kültürü anlatınca çok zaten çok da yakından takip ettikleri. Daha sonra geçen sene, evvelki sene beni özel öğrenci olarak aldılar. Yüksek lisansa başladım. İkinci yüksek lisansım gerçi benim de moda tasarımda. Orada da çok şey öğrendim. Ticari koleksiyon diye bir ders aldım. Ticari koleksiyon hazırlama. Tabii sizin aldığınız her şey Ödemiş'e geri dönüyor aslında. Siz böyle bir köprü görevi de görüyorsunuz. Öyle mi? Değil dışarıdan mi? Öyle görünüyorsa güzel sevindim. Öyle. Yani şöyle paylaşımcı olmak önemli. Lokomotif kadın diye onun için diyoruz ya. Yani siz kendi hayallerinizi gerçekleştiriyorken aslında bulunduğunuz bölgedeki kadınlara da dokunarak aldıklarınızı onlarla paylaşarak burada bir lokomotif güç, bir transfer sağlıyor, bilgi transferi sağlıyorsunuz. Paylaşmak güzel bir şey ama. Evet, bilgiyi paylaşmak. Yani saklamak bence onların sandıklarda kalmasına sebep olur. Ödemiş'ten çok şey satılıyor, ben üzülüyorum kadın el sanatları pazarında. Eskiler satılmasın. Biz kooperatif olarak kurduğumuzda eskileri çıkardık, örneklerini falan. Onların yenilerini yaptırıyorduk, onları satıyorduk. Bunları yapmak gerekiyor. Bunları üretmek gerekiyor. Üzerine başka şeyler eklersin, çıkarırsın, edersin filan da eskiyi satmayalım. Eskiler müzelerde kalsın ya da işte evlerde kalsın. Hani
satan vatandaş da belki haklı. Onu bir artı değere dönüştürmek evet, istiyor ama. Evet, en üzüldüğüm konulardan evet, biri aslında. Biraz ekonomik kaygılarla tarihimizi, tabii, geçmişimizi böyle nakite çevirme. Bunu suistimal eden insanlar da oluyor, evet, alıcılarda. Ben aslında tabii yani onların yapılmaması gerekiyor. Ama şimdi şey yani ödemiş kadın el sanatları pazarı benim çocukluğumda da vardı. Muhtemelen 100 yıldır, belki 150 yıldır var. Çünkü ben çocukluğumda hatırlıyorum. Yerlerde oturan kadınlar olurdu. Hangi günler, nerede kuruluyor hocam bu? Cumartesi günleri Ödemiş'te kadın el sanatları pazarı var. Ama benim çocukluğumda Halep, şimdiki Büyükşehir'in hizmet binasının önünde. Orası böyle çadır gibiydi. Oralarda kadınlar yerlerde oturur. Çeyizler, her şey satılırdı. Benim çocukluğumdan beri var işte. Muhtemelen çok öncesinden beri var. Çünkü Ödemiş ipeği önemli. Cumartesi Ödemiş'te günleri yani biz Ödemiş'e gelip bu pazarı gezip alışverişte yapabiliriz. Doğru mu? Evet. Yani biz o pazarda da önderlik ettik diye düşünüyorum. Kadın kooperatif olarak biz hep ipekle ürettik bir sürü şey. Bizi taklit ettiler. Taklit aslında iyi oluyor. Taklit aslını yaşatıyor. Evet. Hani ben hiç rahatsız olmadım bizim örneklerimizin. İyi uygulamalar hep taklit edilsin zaten hocam. Çoğalsın. Bence de önderlik edilsin ama onun arkasından başka kadınlar da hani para kazansın. Şeyin de çok etkisi oldu ama biz mesela kadın kooperatifini kurduktan sonra Sabancı Vakfı'na hibe başvurusunda yaptık. Evet. Oradan bir ondan da bahsedelim. Evet. Bence de önemli. Biz yani bizim için can suyuydu. Kadın kooperatifleri bir bütçesi yok. Bir şeysi yok yani işte ciddi anlamda can suyuydu. Bir partner kurum var mıydı, almış mıydınız? Ödemiş Belediyesi'ydi ortağımız. Onlar destek oldu. Onlar şöyle parasal anlamda değil ama bir takım hem reklam giderleri hem de şey bize mekan sağladılar. O mekanda bir dokuma atölyesi kurduk. O çok iğme kazandırdı. Projemizi iyi yürüttük herhalde. Evet. Sonra fark yaratanlara seçildim 2014'te. Tuç Başkan, kulaklarını çınlatayım şimdi. Tuç Başkan'la aynı yıl biz fark yaratanlara seçilmiştik. Tuç Başkan Seferihisar'daydı. Yavaşşehir'de, evet. Sakin şehir, Yavaşşehir. İşte aynı yıl ben de işte demiş işte bu İpek'le Geleceğini Doku projesinde iyi yürüttüğümüz için fark yaratanlara seçilmiştim. Tebrik ediyorum bir kez daha. Teşekkür ederim. Süreçlerde tabii aslında ben hep takip vardınız, eden, hep içinde olanlardan biri olarak. Hatta daha sonra başka projelerde yazdık. Evet. Büyükşehir bize destek olur mu dedik. Hiç hayır demediniz. Güzel projelere her zaman değil mi? Evet, varız. Bence de. Kırsalda bir sürü şeyler yapılıyor ve kırsaldaki yapılan o çalışmalar hala hafızalarda var. Kent yaşamı aslında... Şunu da söylüyorum ben ama bu artık biraz şey çağ dışı mı olacak diyecek de apartmanlaşmaya da karşıyım, sanayileşmeye de karşıyım. Çünkü apartmanlaşma ve sanayileşme hobilerimiz unutturulmuş bize, evet, unutturmuş. Evet. Yani işte ipek böyle bir şey, iğne oyaları böyle bir şey, dokuma kültürü böyle bir şey. Ödemiş çarşafı, idare çarşaf diye bir çarşafımız var bizim geçmişten. Bunların yeniden yapılması gerekiyor. Ama ipek yetiştirmeyi eğer bırakırsak biz bunlar başka yerlere gider. Onun için biz ipek yetiştirmeliyiz. Pekmez çarşıda ya da işte neyse yani küçük küçük yerlerde bakkalların önlerinde falan bir pekmezler satılıyor. Ama onlarda bir takım şeyler var galiba. Bizim kadınlarla yaptığımız çalışmalar gün balı. Bahsetmiştim size. Hı hı. Gün balı mesela. Bu pekmezi güneşte olanı. Apartmanda bunlar yapılamıyor. Ama kırsalda hala yapan kadınlarımız var. Bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani ben hala şeye döneceğim gibi başa ama şey kısmına üzüldüm. Şimdi Lidyalılara kadar uzanan böyle bir kültür var. Bir ürün var ortada. Bugüne kadar hani geçen işte bunun kanaat önderleri ya da işte hangi yetkililer sahip çıkacaksa şu coğrafi tescil meselesi bence çok önemli. Ticaret odasına mesaj verelim. Evet, Ödemiş Ticaret Odası'na. Mesajımızı verelim Ödemiş Ticaret Odası'na da, İzmir Ticaret Odası'na da. Şimdi Gülfer Keskin bir kadın olarak kendi başına bu kadar değil mi almış getirmiş bir yerlere hazırlamış.
Süreci bundan sonrasında da aslında yapılması gerekiyor. Ödemiş İPEK'i. Yani ben gerekiyor. İyi ki halk eğitimler var, iyi ki kız meslekler var, iyi ki olgunlaşmalar var diyor. Ödemiş İPEK'i buralarda nakış olarak işleniyor. Ama bunun ticari hakikaten coğrafi şartının alınması gerekiyor. Yapılması kesinlikle gerekiyor. Marka olmuş Ödemiş İPEK'i. Yani ben Avrupa'da yetişmiyor İPEK. Bir yalnız Girit'te biraz böyle bir görüyorum bir çalışmalar var gibi ama. Ama hocam bir daha baklavaya dönmesin sonra olay. Yok sanmıyorum orada olacağını ama yani Küçük Menderes Havzası'nın ipeği önemli. Buna sahip çıkmak gerekiyor. Neden sahip çıkmak gerekiyor? Bir kere ipeğimiz çok önemli. Kültürümüze sahip çıkmak gerekiyor. Ve de kadın faaliyeti olduğu için sahip çıkmak gerekiyor. Onun için... Evet. Hani coğrafi işaret demiş ticaret odası inşallah evet, başvuru mesajı yapmıştır. Mesajı yineleyelim. Tamam. Hocam başka bu konuyla ilgili ödemişle ilgili eklemek istediğiniz, bize aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Ben yani böyle bir yayın için valla önce size çok teşekkür ederim. Sonra programa İzmir'e dair. Sevgili Erhan abi, Erhan, Erhan Bey'e teşekkür ederiz. Kadınların sesi olun. Erhan abi bu konuda zaten çok duyarlı. Güzel. Ben de kendi adıma teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı sağladı. Sizle başladık. Bütün İzmir ve çevresiyle. İpek bulaşıcı. Evet, muhtemelen. İpek bulaşıcılığıyla. Evet. Bütün İzmir'de faaliyet gösteren, göstermekte olan bu cesur, lider, girişimci kadınları. Çok teşekkürler. Kadınların hayatına yapılması gereken şeyler onlar. Evet. Buradan tanıyalım. Hobi, hobi. Yani bunlar hobi diye başladı benim ama hobi önemli bir şey. Yani insanın uğraşacak bir şeyleri mutlaka almalı. Evet. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum katıldığınız için bir kez daha. İzmir'e dair TV'nin sevgili izleyicileri, biz de bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonrasında devam edecek. Çevre ilçelerde, illerde Gülfer Hocam gibi başı çekmiş, lider, kadınlara dokunmuş, bulunduğu bölgede fark yaratmış kadınları tanımaya devam edeceğiz. Tekrar buluşmak üzere, sevgiler.